Ben Arturo Pastori ama bana kısaca Art ya da Artist diyebilirsiniz. Sanat tarihinde keşifleri izliyorsunuz. Başrolde ben. Ve işte bir de el. Peki geri kalanım nerede? O tüfek miydi? Vay canına, çok kurşun, çok yakın geçti, çok cesetler, üç köşeli şapkalar, Fransız devriminin ortasına düştüm. Ah olamaz, olamaz Delacroix. Hadi çocuklar unutmayın, S şeklinde koşuyoruz. Görünüşe göre her zaman tümüyle tehlikeli olmayan 19. yüzyıl sanatından bahsedeceğiz. Yani her zaman değil. Evet, etkileyici bir girişe ihtiyacımız var. Her zaman bunu yapmak istemiştim. Çok çok uzun zaman önce Kraliyet Sanat Akademileri muazzam güç toplamıştı. Neoklasik sanatçıların kontrol altında tuttuğu bu sanatsal tat ve üslup imparatorları bir sanatçının kariyerini baştan yapabilir veya sonlandırabilirdi. 19. yüzyıl başlarında küçük bir isyankar sanatçı topluluğu bu şeytani sanat imparatoruna karşı savaşmak için birleşti. Bir dakika ya. Aslında çok da şeytani değillerdi. Sadece biraz fazla inatçıydılar. Şöyle söyleyelim, bazı sanatçılar sanatta neoklasik entelektüel yaklaşımı sevmiyordu. İlk baş kaldıranlar romantik sanatçılardı. Tabii ben şahsen romantik sıra dışı biriyim. Evet Bay El, biraz romantik müzik ve romantik sanata ne dersin? Dur. Bu biraz fazla oldu, dur. Bir dakika dur. Bu romantik değil, korkunç görünüyor bu. Korkunç, ay! Tamam. Jericho'nun Medusa'nın Salı adlı resminin tam ortasındayım. Medusa'nın kaptanı salı terk ettikten sonra hayatta tutunabilenler biziz. Şunu unutmayın, romantizm aşkla ilgili değildi. Dehşet, acıma, heyecan, iğrenme gibi duygular dahil herhangi bir duyguyu harekete geçirmekle ilgiliydi. Romantik sanatçılar insanın doğayla olan ilişkisiyle ve insanın doğanın tehlikesi, güzelliği ve gizemine verdiği duygusal tepkiyle ilgileniyordu. Bulutların Üzerinde Yolculuk adlı tablosunda Alman sanatçı Caspar David Friedrich, sisler içinde yalnız bir adamın manzaraya bakıp düşüncelere daldığı andaki duygusunu yansıtıyor. Realizm adlı akımın bir parçası olan Jean-François Millet, Tohum Serpen Adamı 1800'lerde çizdi. Realite sanat haberlerine hoş geldiniz sayın seyirciler. Bir gün bir çiftçi tarlasında ekin ekerken görüldü. Ekiyordu da ekiyordu, ekiyordu, ekiyordu. Neden ektiği sorulduğunda, tabii ki ekinimi ekeceğim. Bu benim işim diye cevap verdi. Bir saniye. Ben ekranda ne yazıyorsa onu okuyorum, tamam mı? Bunun için yazarı suçlayın. Çiftçi oğlu olarak doğan realist sanatçılar için tarihten çarpıcı bir olay veya hayali sahneler değil, sanatçının hayatı nasıl görüyor ve yaşıyorsa o şekilde yansıtması önemliydi. Gerçeği özüyle olduğu gibi anlatan anlatmaya yönelenlerden biri de Gustav Courbet'ydi. Ornans'ta Cenaze adlı tablosu Courbet'in büyük amcasının köydeki cenaze törenini gösterir. Courbet profesyonel modeller kullanmak yerine cenaze törenine gerçekten katılan insanları çizdi. Olayın dramasını katmerlendirecek roman antiklerin aksine Courbet yas tutanların duygularına olan vurguyu azaltıyor. Hiçbir zaman utangaç ya da mütevazi olmayan Courbet, Ornans'ta cenazeyi romantizmin cenazesi ilan etti. 1830'larda fotoğrafçılık yeni yeni ortaya çıkmaya başladığında portre fotoğrafçılığı birçok sanatçı için asıl iş alanıydı. Fakat sadece siyah beyazlara olan fotoğrafçılık benzerliği ölümsüzleştirmenin daha hızlı ve ucuz yoluydu. Günümüzde bir portre çekimi göz açıp kapayıncaya kadar şipşak yapılıyor. O zamanlarda ise renk ressamların yapabildiği fakat fotoğrafçıların yapamadığı bir şeydi. Empresyonistler, ay bir de konuşsam, sanata daha önce hiç görünmemiş biçimde renk kavramını getirdiler. Claude Monet aynı konuyu günün farklı zamanlarında resmederek ışığın renkleri nasıl etkilediğini çizdi. Rouen Katedrali adlı bu resim dizisinde gördüğünüz üzere empresyonistler doğada gördükleri anlık resimleri açık havada yansıtmaya çalıştılar. Yani stüdyoda değil, dışarıda kalın boyayla kısa fırça darbeleri kullanarak titreşime doymuş renkleri yan yana koydular. Böylece resme bakan gözler bu renkleri harmanlıyordu. Yani resme yakından baktığınızda fırça darbelerini görüyorsunuz. Ancak resimden uzaklaştıkça renkler iç içe geçmeye başlıyor. Salıncak adlı tablosunda Renoir ağaçların arasından süzülen benekli ışık yöntemini kullanıyor. Fırça darbeleri hafif, figürlerin kenar çizgileri de kabataslak bir biçimde belirtilmiş. Salon tarafından reddedilen empresyonistler 1873'te kendi sergilerini açtılar. O dönemde Asya ülkeleriyle ticaret hızlanmış, birçok sanatçı Japon tahta baskılarından etkilenmişti. Hokusai Japon adası çevresindeki okyanus gücünü grafik çizimiyle betimliyor. Japon sanatçılar, diğer sanatçıların dünyaya yeni bir bakış açısıyla bakmasına ve nesneleri düzenleyip değişik bir üslupla yorumlamasına yol açtılar.
Peki bundan sonraki sanat akımı ne? Bir ipucu vereyim. Empresyonizmden sonra anlamına geliyor. Evet, post empresyonizm. Post empresyonistler empresyonizm fikirlerini aldılar fakat daha sonra bunları kendi usullarına göre yorumladılar. Evet, Paul Cézanne biçimlerine biraz daha fazla katılık ve yapı katmak istedi mesela. Aynı zamanda kompozisyonuna uyan yerlerde şekilleri kasten bozdu ve lineer perspektifin kurallarını göz ardı etti. Cézanne inanılmaz yavaş çalışıyordu. İki fırça darbesi arasında genelde 20 dakika beklerdi. Natürmort tablolarını bitiremeden çizdiği meyveler çürür, çiçekler solardı. Cézanne ne kadar yavaş çiziyorduysa Van Gogh da onun tam tersiydi arkadaş. Tabloları coşkulu fırça darbeleri ve değişken renklerle bitmek bilmeyen enerjisini yansıtıyordu. En ünlü tablosu Yıldızlı Gece Saint Remy'deki hastane odasından çizilmişti, biliyor musunuz? Van Gogh ileride eserlerinin ne kadar değerli olacağını yani habersizdi bundan. Hayatı boyunca da o yüzden tek bir tablo satabildi. 19. yüzyılın sonunda sanat dünyası farklı akımlara bölünmüştü. Estetik akımının haykırdığı şey sanat için sanattı. Ve sanatın belirli bir konu için değil sadece sanatsal değerler için yapılmasını öngörüyordu. Bu yüzden James McNeill Whistler tablolarına tıpkı bir müzik kompozisyonuymuş gibi isimler verirdi. Kız arkadaşının çizdiği bu tabloya Beyaz Sanfoni No. 1 adını verdi. Art Nouveau yani yeni sanat, Asyalı sanat tasarımlarının etkisini ve doğayı alan dalgalı çizgiler içeriyordu. Antoni Gaudi gördüğümüz eseri Casabatlo'da mimarideki düz çizgileri olabildiğince azaltıp binanın sanki insan ürünü değil de doğa tarafından şekillendirilmiş gibi görünmesi için doğal oluşum izlenimi yaratan desenler yapmıştı. Sembolizm görsel sanatı daha derin anlamlar barındırsın diye bir metafor olarak kullanmaya çalışmıştır. Fakat bu semboller kişiye özeldi. Edvard Munch ünlü tablosu Çığlık'ı mavi siyah fiyort ve şehir üzerinde kanlar tonlarca ateş hüküm sürerken arkadaşlarım yürümeye devam etti, ben geride kaldım. Endişeyle titreyerek doğadaki o en büyük çığlığı hissettim şeklinde anlatmıştır. 19. yüzyıl dünyası yani Alman, Fransız ve veya Macar gibi belirli tema ve üslupları tanımaya başlamıştı. Değişim hızlanıyor ve sanat dünyası birçok farklı akıma ayrılıyordu. Dünya çapında gelişmiş ulaşım ve ticaret sayesinde Batı sanatçısı görmenin batılı olmayan yöntemlerini ve küresel bakış açılarını öğrenmişti. Böylelikle sanatçıların daha radikal sanat üsluplarını keşfetmelerinin yolu açılmış oldu.